Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Pasinler Meydan Muharebesi neticesinde imzalanan barış anlaşmasının şartlarını ve imzalanma sürecini ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Tuğrul Bey'in merkeziyetçi faaliyetleri olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele almaya, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Bizanslara karşı kazanılan zaferden ve bu anlaşmadan sonra Tuğrul Bey ilk hedef olarak İslam dünyasına hakim olmak. Şii nifak faaliyetlerine ve idaresine son vermek kararındaydı. Lakin devletin kuruluşunda büyük hizmetler gören ve Pasinler zaferini kazanan İbrahim İnal, Tuğrul Bey'in merkeziyetçi siyaseti sebebiyle feodal devlet anlayışına göre hakkını alamamış, Çağrı Bey ve İnanç Yapgu gibi bir hakimiyetten mahrum kalmış ve kırılmış bir durumdaydı. Bundan dolayı merkezi Hamedan olmak üzere kendisine bir hakimiyet sahası teminine çalışıyordu. Tuğrul Bey, devletin genişlemesine engel ve parçalanmasına amil olan bu teşebbüs karşısında harekete geçmek zorunda kaldı. İbrahim İnal'a Hamedan ve bazı Cibal kalelerinin teslimini bildirdi ve isyan çıkmasını önlemek istedi. Lakin İbrahim İnal bu talebi reddetti ve arada fesat karıştırdığı için veziri Ebu Ali'yi cezalandırdı. Bunun üzerine Tuğrul Bey 1050'de 100 bin kişilik bir ordu ile kardeşine karşı yürüdü. İlk çarpışmada bulunan İbrahim İnal Sarnıcı Kalesi'ne sığındı. Sultan Hamedan ve diğer kale fetihten sonra İbrahim İnal'ı burada kuşatıp teslim aldı. Fakat Tuğrul Bey bu kudretli Selçuk şehzadesine karşı çok alicenap davrandı. Onu affetmekle kalmadı. Kendisine memleketlerin çoğunu ikte olarak vermek veya yanında kalmak şıklarından birini kabul teklifini yaparak onun yüksek şahsiyetine karşı saygı gösterdi. İbrahim İnal herhalde şüphe vermemek düşüncesiyle sultanın yanında kalmayı tercih etti. Tuğrul Bey 1050 Haziran'ında İsfahan emiri Kakuyye oğlu Feremuz'un Bağdat'a hakim Büveyhi Melikündür Rahim ile kendi aleyhinde münasebete girişmesi sebebiyle İsfahan'ı kuşattı. Muhasara bir yıl uzadığı için gönderdiği bir kıta asker ile Fars taraflarında bir kısım beldeleri fethettirdi. İsfahan'da sıkışan ve hatta odun ihtiyacı ile cami bile yıkan Feremuz'un itaat teklifi reddedilerek şehrin şartsız teslimini istedi. Böylece 1051 Mayıs'ında İsfahan fethedildi. Tuğrul Bey'in çok beğendiği İsfahan'ı payitaht yapmak istediğine dair bir rivayet var ise de Rey'den İsfahan'a nakil ancak Melik Şah zamanında ve tedricen olmuştur. Bu esnada idi ki Genç Alparslan kimseye haber vermeden
Merv'den çıkarak Fars vilayetini istila etti. Besa şehrini feth ve oradan müveyhileri terde eyledi. Tuğrul Bey'in bu bir talebi ile karşılaşmamak için de sürhatle Horasan'a döndü. Tuğrul Bey İsfahan'ı aldıktan sonra İbrahim İnal'ın fetih sahasında bulunan küçük müveyhi emirlerini tabiyetine soktu. Dakuka ve Sehrizur'u Muhali ile ve Meheki kalesine Suraba ikna etti. Buna kızan Set, Melikürrahim'in tabiyetine girdi. Buna mukabil Musul, emiri Kureyş, Şii Büveyhileri ve Bağdat kumandanı Arslan Basasiri'yi bırakıp Tuğrul Bey namına hutbe okutarak istikbalini emniyet altına aldı. Tuğrul Bey'in askerleri Huzistan'ı işgal etmekle ve Selçuklu devleti ve hakimiyeti Bağdat'a doğru yaklaşmakla daha ileriki bir sürece geçti. Böylece Büveyhilerin ortadan kalkması ve Bağdat'ın Türk hakimiyeti altına girmesi artık an meselesi olmuştu. Şimdi kıymetli dostlarım, bu video biraz daha kısa bir konu. O zaman gelin videomuzun ikinci kısmına, yani başka bir kaynaktan bu konuyu izleme, dinleme kısmına geçelim kıymetli dostlarım diyorum. Tabii ki başka bir kaynaktan da bunu izlerken elimizden geldiği kadar doğru bir şekilde bu sürece devam ettirmekten yanayız. Savaş hazırlıklarını tamamlayan Gazneli Mevdud ve Karahanlı Aslan Han, Belh şehrinde ordularını birleştirmeyi kararlaştırmıştı. Bunun üzerine Çağrı Bey, oğlu Alparslan'ı Belh şehrini savunması için görevlendirdi. Ordular harekete geçtiği esnada Gazneli Mevdud bir anda şiddetli bir hastalığa yakalanıp yataklara düştü. Durumu kritikleşen Mevdud, Gazne'ye dönmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Gazne'de vefat etti. Gazneli Mevdud'un vefatı üzerine Selçuklu karşısında tek başına kalan Arslan Han ordusuyla Tirmiz'e kadar gelmiş, fakat Alparslan Karahanlı ordusuna karşı Belk'ten yürüyüşe geçince Gazneli Mevdud'un vefat ettiği haberini alan Arslan Han Çağrı Bey'e mektup yazarak barış teklifinde bulunmuştu. Her iki taraf arasında yapılan müzakereler sonucunda Selçuklu memleketlerine saldırıda bulunmaması şartıyla barış yapıldı. Selçuk Devleti'ni kuruluşundan beri uğraştıran en mühim meselelerden biri de göçebe Oğuzların muhaceretiydi. Selçuklu Devleti sınırları içinde ve Müslüman ülkelerinde kendi boy ve beyleri idaresinde müstakil hareket eden bu göçebe Türkmenler çok defa Selçuklu Sultanını tanımıyor ve zayıf bir feodal bağ ile ona tabi olsa bile yurt bulmak ve sürüleri ile birlikte beslenmek maksadı ile İslam beldelerini istila ediyorlar. Dostlarım, bu arada bu Oğuzların bazıları Türk, yani Müslüman, bazıları da Müslüman değil, bunu da belirtelim. Bunu belirtip öyle diğer kısmına geçelim. Evet. Yerli halk ile mücadeleye girişiyor ve neticede yağma ve kıtale sebep oluyorlardı. Sultan Tuğrul ve onun ilk halefleri İslam'ın sultanı ve hamisi sıfatı ile ülkelerini ve tebaasını bunların çapullarından korumak, fakat aynı zamanda devletinin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu ırktaşlarına yurt bulmak ve onlara geçim imkanları hazırlamak gibi birbiriyle çatışan iki mesele karşısındaydılar. Zira eskiden beri Oğuz Töresi'nde hükümdarlar bir baba mevkiinde bulunduğu için ırktaşları ve tebaası olanlara da kendi oğulları gibi muamele ederlerdi. Bu Türk devlet telakkilerine ve göçebe feodalizmine yabancı bulunan İslam hükümdar ve müellifleri ilk zamanlarda istila ve yağmaların mesuliyetini Tuğrul Bey'e yüklemekle haksızlık yaptıklarını fark edemiyorlardı. Diyarbakır Mervani Kürt emiri Nasürüddev'le
ülkesine yapılan Oğuz akınları karşısında Sultan Tuğrul'a şikayette bulundu. Sultan Tuğrul ona cevaben şu mektubu yazdı. Kullarımın memleketine geldiğini haber aldım. Sen bir hudut emirisin. Onlara mal verip kafirlere karşı kendilerinden faydalanmalısın. Zira onların maksatları Rum ve Ermeni beldeleridir. Bu mektubu yazarak Sultan Tuğrul hem bu asi ırktaşlarını uzaktan himaye etmekte, hem yerli Müslüman halkı düşünmekte ve hem de Anadolu'nun fethi lüzumunu göstermekteydi. Ancak İslam ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam ediyor, İslamiyet Türkler arasında yayıldıkça da göçler birbirini kovalıyordu. Bu sonsuz göçler ve istilalar büyük meseleler çıkarıyor ve devleti uğraştırıyordu. Oğuz gruplarının geçim derdiyle ve yurt bulmak maksadıyla yaptıkları istila ve yağmalar karşısında o derece feryatlar yükselmişti ki artık bizzat Halife Kaim bi Emrillah bu duruma son vermek maksadıyla devrin meşhur alimi Maverdi'yi bir mektup ile Tuğrul Bey'e gönderdi. Sultan Tuğrul elçiyi 4 fersahlık mesafeden karşılayarak halifelik makamına karşı tazim göstermişti. Türklerin siyasi durumunu ve muhacereten ehemmiyetini kavrayamayan halife ve elçisi de Tuğrul Bey'i bu hadiselerden mesul sayıyor ve adaleti, merhameti, dindarlığı ve idari dehası ile tanınan sultanı anlayamıyordu. Halife mektubunda, "Ey Tuğrul Bey Muhammed, aldığın memleketler sana kafidir. Diğer İslam ülkelerine ve hükümdarlarına dokunma," diyordu. Buna karşı Tuğrul Bey, "Benim askerlerim pek çoktur ve bu memleketler onlara kifayet etmemektedir," cevabını verdi. Elçi, "Bütün dünyayı alsanız ve yıksanız yine de size ve askerlerinize kafi gelmeyecektir," diyerek sultanı doğru harekete davet ediyordu. Bunun üzerine Tuğrul Bey, "Doğru hareket için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer adamlarımdan aç kalanlar kötülük ediyorlarsa buna karşı ben ne yapabilirim?" cevabını verdi. Bu görüşmeden sonra halifeye tazimde ve elçisine hürmette kusur etmeyen sultan, Kaim bi Emrillah'a 30 bin dinar hediye göndermeyi de ihmal etmedi. O yıl Nişapur'a çok kalabalık bir Oğuz muhacir halkı gelmişti. Yersizlikten ve yurtsuzluktan dolayı Nişapur'daki İbrahim Yinal'a şikayette bulundular. Bunun üzerine İbrahim Yinal onlara, "Memleketim sizin oturmanıza imkan verecek kadar geniş değildir. Bu sebeple doğrusu şudur ki Rum gazasına gidiniz, Allah yolunda cihat yapınız ve ganimet alınız. Ben de arkanızdan gelip bu hususta size yardım edeceğim," dedi. Böylece Selçukluların hangi zaruretler ile Anadolu fetihlerine giriştiklerine ve devletin bununla ilgili siyasetine dair güzel bir misal vermişti. Bu arada Tuğrul Bey, Selçuklu fetih planlarına göre fethedilmesi kararlaştırılan Batı ülkelerinin fetih harekatını daha yakından idare etmek amacıyla başkentini Nişapur şehrinden Rey şehrine taşıdı. Bundan sonra Selçuklular, Diyar-ı Rum denilen Anadolu üzerine akınlar yapmaya başladılar. Anadolu'nun fetih harekatını bizzat yeni başkent Rey'den idare etmeye başlayan Sultan Tuğrul, amcası Yusuf Yinal'ın oğlu İbrahim Yinal'ı ve diğer amcası Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ı ve diğer amcası Musa Yabgu'nun oğlu Hasan'ı Anadolu seferiyle görevlendirdi. Ayrıca bu Selçuklu şehzadelerinin emrine göç için gelen kalabalık Türkmen kuvvetleri de verildi. Göç için gelen bu Oğuzlar Selçukluların emrinde veya bağımsız olarak batıya doğru ilerlemeye başladılar. Bu Oğuz muhaceretine şahit olan çağdaş müellif Aristakes, Ermeni Tarihi isimli eserinde şunları yazmıştı. Türkistan'dan kartal gibi süratli atlara binmiş ordular zuhur etti. Vaspuragan'a girip Hristiyanlar üzerine atıldılar. 24 kazayı istila ettiler. Oğuzların bir kısmı da birbirini sıkıştırarak Hazar sahillerine, bir kısmı da Kafkasya'da Şirvan'a girdi. Bunlara karşı Şirvan Şah, başkentini yontma taştan surlar ve demir kapılar ile kuvvetlendirdi.
İmparator Konstantin Oğuz akınlarına karşı harekete geçmiş ve 1045 sonbaharında Gürcü Prensi Liparit emrine verdiği bir orduyu Debil şehrine göndermişti. Sultan Tuğrul bu Rum taarruzuna karşı kuzeni Kutalmış'ı görevlendirdi. Kutalmış, babası Arslan Yaku'ya bağlı olan Oğuzları da yanına alarak Rum ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı. Gence surları önünde cereyan eden muharebede Rumlar çok kayıplara uğradılar. Bu zafer üzerine Kutalmış, Sultan Tuğrul'a bu bölgelerin zengin ve Romalıların da kadın gibi korkak insanlar olduğunu ve bu sebeple kolaylıkla fethedilebileceğini bildirdi. Bu sırada Musa Yavgu'nun oğlu Hasan da 20 bin kişiyle Pasin ve Erzen ovalarını ele geçirip Vaspurgan bölgesine girdi. Fakat Rumlar tarafından takip edilerek Zap suyu üzerinde pusuya düşürüldü. Başta Hasan Bey olmak üzere pek çok Türk bu baskında Rumlar tarafından şehit edildi. Bu hezimet vuku bulurken Kutalmış da Gence muhasarası ile duraksamış bulunuyordu. Büyük Selçuk beylerinden biri olan Musa Yabgu oğlu Hasan'ın bu hezimeti ve ölümü Sultan Tuğrul üzerinde çok üzüntü meydana getirmiş ve Dicle boylarında fetih hareketi yapan İbrahim Yinal'a haber göndererek Rumlara karşı Anadolu seferine çıkmasını emretmişti. Derhal harekete geçen İbrahim Yinal, büyük bir Selçuklu ordusuyla hareket ederek 1048 yılında Anadolu topraklarına girdi. Bu sırada İmparator Konstantin, Katakalon ve Aronios isimli iki komutanının emrine verdiği Rum ve Ermenilerden müteşekkil olan orduyu Selçuklular üzerine sevk etmişti. Bu ordu, Gürcü ve Abazalardan meydana gelen Liparit'in ordusuyla birleşince 75 bin kişilik büyük bir Roma ordusu meydana gelmiş oldu. Çok geçmeden Erzen'i Rum'a erişen Selçuklu ordusu ile Roma ordusu Pasin Ovası'ndaki Hasan Kale önlerinde karşı karşıya geldiler. Rum ordusunun sağ kanadında Katakalon, sol kanadında Auron ve merkez hattında da Liparit yer almıştı. İki büyük bölümden oluşan Selçuklu ordusunun bir koluna İbrahim Yinal, öteki koluna da kardeşi Ertaş komuta ediyordu. 18 Eylül 1048'de çarpışmalar Selçuklu hafif süvarilerinin tüm cephede saldırısı ile başladı. Pasinler'de çetin savaş oluyor ve müthiş bir kan akıyordu. Zaferin hangi tarafta olduğu henüz belli değildi. Ancak Rum ordusunun sağ ve sol kanadındaki generaller Selçuk ordusuna karşı üstün bir durumdaydı. Orta kısımda ise İbrahim Yinal komutasındaki Selçuk askerleri Gürcüleri kısa sürede perişan etmişti. Gürcü prensi Liparit, Selçuk askerleri tarafından esir alınınca Türklerin şiddetli saldırışları ve çevirme hareketleriyle Rum ordusu merkezi dağılıvermişti. Selçuk ordusu Rum ordusunun kamplarına kadar girmiş ve sayılamayacak kadar ganimet elde etmişti. Selçuk ordusunu sağ ve sol kanattan etkisiz hale getiren Rum generalleri ise bu durumdan henüz haberdar değildi. Selçuklular sağ ve solda onları oyalarken İbrahim Yinal 10 bin deve yükü ganimet, 19 bin Rum savaş zırhı ve 10 binden fazla Romalı esir ile savaş meydanından çekilmeyi başarmıştı. İbrahim Yinal'ın çekilmesinin ardından Selçuklu sağ ve solu da İbrahim Yinal ve ganimetleri güvene aldıktan sonra hızla geri çekildiler.
Büyük bir zafer kazandığını düşünen Rum generaller zafer naraları atmaya başladılar. Ancak kamplarına geri döndüklerinde acı gerçeği fark ettiler. Merkezdeki Rum askerlerinden eser kalmamış, bütün hazineleri de Selçuklular eline geçmişti. İbrahim Yinal, ganimetler ve esirlerle Rey şehrine gelip Sultan Tuğrul'a arz etti. Bu habere çok sevinen Sultan Tuğrul, İbrahim Yinal'ı tebrik etti ve 400 bin altın hediye vermek istedi. Ancak İbrahim Yinal bu hediyeyi kabul etmedi. İmparator Konstantin bu yenilgi üzerine yeni bir ordu hazırlamaktayken kuzeybatıdan gelen haberler üzerine ordusunun yönünü oraya çevirdi. Zira Turak idaresindeki Peçenekler Doğu Roma'ya karşı istila hareketine başlamışlardı. Aynı anda hem Selçuklu ile hem de Peçenekler ile uğraşamayacağını anlayan İmparator Konstantin, Rey şehrine bir elçilik heyeti göndererek barış teklifinde bulundu. Barış için Selçuklu'ya 200 bin altın, 1000 top ipek, 500 at, 100 gümüş kap ve 300 mısır eşeği göndermişti. Tuğrul Bey ise bu hediyeleri kabul etmeyerek Liparit'i karşılıksız serbest bırakmıştı. Barış şartı için ise İstanbul'da inşa olunan cami ve minarenin tamir edilmesini, içine kandillerin asılmasını, imamlarına maaş bağlanmasını ve Şii Fatimi Halifesi adına okunmakta olan hutbenin Ehli Sünnet Abbasi Halifesi ve Sultan Tuğrul adına okunmasını, Şii Fatimi Devleti ile dostluk ilişkilerinin kesilmesini şart koşmuştu. Bu istekler yerine getirilerek Roma ve Selçuklu Devleti arasında barış yapılmıştı. Böylece Doğu Roma artık İslam'ın lideri olarak Şii Fatimi Devleti'ni değil, Ehl-i Sünnet Abbasi ve Selçuklu Devletleri'ni muhatap almış oluyordu. Bu duruma çok sinirlenen Şii Fatimi Halifesi, Rumların Kudüs'te bulunan Kemame Kilisesi'ni yakarak yağmaladı ve Doğu Roma'ya harp ilan etti. Böylece Selçuklu Sultanı Tuğrul'un bir sonraki hedefinin Şii Fatimi Devleti başta olmak üzere tüm Şii devletleri ortadan kaldırmak ve Ehl-i Sünnet'i tekrar hakim hale getirmek olduğu açıkça anlaşılmış oldu. Şii Fatimi Devleti ise çevredeki Şii devletlerle anlaşarak Selçuklu'ya saldırmadan önce Ehl-i Sünnet halifeliğinin merkezi olan Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmak için hazırlıklara başladı. Abbasilerin etrafı doğuda Şii Büveyhiler, batıda Şii Fatımiler, kuzeyde Ukayliler ve güneyde Karmatiler tarafından sarılmıştı. Şii olan bu devletler Mısır Fatimi Halifesi Müstanzir'i halife olarak kabul ediyordu. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet Abbasi Halifeliği onlar için doğal bir düşmandı. Eğer Abbasiler de düşerse Ehl-i Sünnet İslam'ın dünyada temsilcisi kalmayacağından Şii Halife Müstansir tek başına İslam aleminin başına geçebilecekti. Abbasilerin ise tüm bu devletlere karşı koyabilecek bir gücü yoktu. Şiiler, Ehl-i Sünnet'in son kalesi olan Abbasiler üzerine topyekün saldırıya geçtiler. Arslan Basasiri emrine verilen Şiilerin saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ehl-i Sünnet Halife Kaim Biemrillah, Ehl-i Sünnet Sultan Tuğrul Bey'e elçi gönderdi ve Bağdat'ın Şii zulmünden kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine Tuğrul Bey, müfrit Şiilerin fesadını ve Şii Fatimi Devleti'ni ortadan kaldırmak
ve Ehl-i Sünnet halifelik ile Selçuk saltanatını birleştirip İslam dünyasına hakim olmak kararıyla 1055 yılında Güveyhi topraklarının tamamen ele geçirilmesini emretti. Selçuklu komutanları ordularıyla Güveyhi şehirlerini ele geçirirken Tuğrul Bey de Şii işgali altında olan Bağdat'a ilerledi. Güveyhi ülkesi çok kısa sürede düşünce dehşete kapılan Şiiler Bağdat'ı terk ederek Kuzey Irak'a kaçtılar. Böylece Tuğrul Bey Bağdat şehrine savaşsız bir şekilde hakim olmuştu. Halife Kaim bir emrullah'a tazim ve teşekkür ederek Bağdat şehri önünde ordugah kurdu. Sultan sükun ve asayişi sağladıktan sonra hükümet sarayına yerleşti. Halifeye yıllık 50 bin dinar maaş tahsis edildi. Böylece Güveyhi devletine ait ülkeler Selçuklu devleti hudutlarına girdiği gibi halifeye de dini otoritesi önünde bir hakimiyet hakkı tanınmadı. Böylece Tuğrul Bey, Selçuklu Sultanlığı ve Abbasi Halifeliğinin birleşmesiyle yeni bir İslam İmparatorluğu kurmuş oluyordu. Selçukluların Bağdat'a hakim olması ve Ehl-i Sünnet'in zaferi Mısır Fatimilerini ve Şiileri harekete geçirdi. Bağdat'tan Şimal'e kaçan Arslan Basasiri, Rahbe'de Şii halifesi Mustansir'in yardımı ile bir ordu mevcuda getirdi. Bir kısım Arap emirleri de siyasi menfaat veya Şii temayülleri ile onunla işbirliği yaptı. Kurulan bu Şii cephesine karşı Tuğrul Bey, Kutalmış'ı Şiiler üzerine sefere memur etti. ...1057 yılı başında Sincar civarında karşılaşan iki ordu savaşa tutuştu. Neticede Kutalmış, Arslan Basasiri karşısında bozguna uğradı ve çok asker kaybetti. Şii olan Sincar halkı bozulan Oğuzlara ve hatta yaralılara görülmemiş işkenceler yaptılar. Kutalmış, Musul istikametinde uzaklaşırken Şiiler bu şehre girip Fatimi halifesi adına hutbe okuttular. Bu bozgun haberi üzerine Tuğrul Bey, muhasara makineleri ve teknisyenlerini yanına alarak büyük bir orduyla Bağdat'tan hareket etti. İlerleyen Selçuk ordusu Şimali Irak'ı Şiilerden süratle temizledi. Tuğrul Bey'in bu gelişinden korkan Basasiri Mısır'a kaçtı. Tuğrul Bey, Selçuklular aleyhinde bulunduğundan dolayı Diyarbekir Mervanileri üzerine yürüdü. Mervani emiri 100 bin dinar gönderip af diledi. İslam hududunu koruduğunu beyan ederek sultanı ikna etti. Sincar halkının yaptığı vahşetleri öğrenen Tuğrul Bey oraya vardı. Sincarlılar surlar üzerine çıkarak hakarete ve sakladıkları Oğuz Türklerinin kafalarını fırlatmaya başladılar. Bu ağır tezahür karşısında hiddetlenen Selçuklular kaleyi kuşatarak kısa sürede ele geçirdiler. Sincar emiri ve halkın bir kısmı öldürüldü. Böylece Irak'ın tamamı ele geçirilmişti. Tuğrul Bey, İbrahim Yınalı Musul valiliğine tayin ederek Bağdat'a geri döndü. Halife Kaim bin Emrillah, Şiilerin temizlenmesi ve İslam'ın zaferi dolayısıyla Tuğrul Bey'i muazzam bir merasim ile karşıladı. Selçuklu Sultanı bu karşılaşmada Peygamber Halifesinin önünde hürmetle eğilerek bu manevi makama tazimlerini ifa etti. Daima İslamiyetin ve halifenin hizmetinde olacağını bildirdi. Türk
Türklerin İslam'dan önce şuurunu taşıdıkları ve gerçekleştirmeye çalıştıkları cihan hakimiyeti mefkuresi İslam devrinde de Tuğrul Bey ile tekrar tarih sahnesine çıkıyordu. İşte tam bu azamet devrinin başındaydı ki Tuğrul Bey Selçuklu şehzadelerinin isyanıyla karşılaştı. Tuğrul Bey'in amcazadesi Kutalmış'ın kardeşi Resul Tekin, Basra, Ahvaz ve Şiraz taraflarında isyan başlattı. Sultan bu isyanın derhal bastırılması için ordu gönderdi. Bu esnada Sultan, Bağdat'a gelen ikinci bir mektupla daha da şaşırmıştı. Gelen mektupta İbrahim Yinal'ın Musul'dan ayrılıp Türkmenler ile Civel taraflarına gittiği bildiriliyordu. Bu, feodal devlet anlayışına göre şehzadelerin Tuğrul Bey'in merkeziyetçi siyasetine karşı harekete geçtiklerine delalet ediyordu. O sırada ordusuyla beliren Arslan Basasiri Musul'u kuşattı. Bunun üzerine Tuğrul Bey ikinci Musul seferini yapmaya mecbur kaldı. İbrahim Yinal ve ordusundan ise henüz haber yoktu. Tuğrul Bey'in geldiğini haber alan Basasiri Musul çevresini yağmalayarak geri çekildi. Tuğrul Bey onları Nusaybin'e kadar takip etti. Bu arada İbrahim Yinal emrindeki büyük bir orduyla Hemedan şehrine varmıştı. Hemedan şehrinde Tuğrul Bey'in ve Selçuklu'nun hazineleri bulunuyordu. Ordusuyla Hemedan şehrine giren İbrahim Yinal, Tuğrul Bey'in altınlarına el koyarak Selçuklu tahtını elde etmeye teşebbüs etti. Şii Fatımi halifesi Mustansir ve Arslan Basasiri İbrahim Yinal'a mektup göndererek kendisine yardım edeceklerini ve onu Selçuklu Sultanı olarak tanıyacaklarını bildirmişlerdi. Nitekim Şii halifesi çoktan ordusunu yola çıkarmıştı. Kutalmış ve Resul Tekin'in de İbrahim Yinal ile birlikte hareket ettiğini ve Şiilerin de harekette olduğunu gören Tuğrul Bey, Nusaybin'den süratle hareket edip İbrahim Yinal üzerine yürüdü. Bu arada arkadan gelmekte olan Şiilere karşı Bağdat'ın müdafası için ordusunun bir kısmını vezirinin emrine vererek Bağdat'a göndermek mecburiyetinde kaldı. Bu surette sultanın kuvvetleri üçe bölünmüştü. İbrahim Yinal ise kardeşi Ertaş'ın oğullarıyla birlikte gelen 30 bin Türkmen ile daha da kuvvetlenmişti. İki ordu Hemedan civarında karşı karşıya gelince yanında az bir kuvvet bulunan Tuğrul Bey kardeşi İbrahim Yinal karşısında mağlup oldu. Bir fırsatını bulup Hemedan kalesine sığınan Tuğrul Bey bu tehlikeli durumda artık Basasir ve Şii istilasını ikinci plana atarak Bağdat'ta bulunan vezirine mektup gönderip Bağdat'taki askerler ile imdada gelmelerini bildirdi. Bağdat, sultanın mağlubiyeti ve Basasir'in ilerlemekte olduğu haberleriyle heyecan ve korku içinde çalkalanıyordu. Bu sebeple halife Selçuk askerinin Bağdat'tan ayrılmalarını istemiyordu. Ancak çare yoktu. Bağdat'tan feragat etmek pahasına sultanı kurtarmaya gitmelilerdi. Bunun üzerine ordu Hemedan'a doğru harekete geçti. Bu sırada Hemedan'da sarılı bulunan Tuğrul Bey aynı zamanda Merv'de ölüm yatağında bulunan Çağrı Bey'e de mektup yazıp ''Kardeşim hakkımı almaya ve saltanatımı yıkmaya çalışıyor. Yardım ve imdadınıza mutlaka ihtiyacım vardır.'' demişti. Bunun üzerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan emrindeki askerleriyle sultanı kurtarmak için harekete geçti. Thank you.
İki taraf arasında Rey civarında vuku bulan büyük muharebede nihayet İbrahim Yinal Alparslan karşısında mağlup oldu. Pek çok Türkmen bu muharebede öldü. İbrahim Yinal Alparslan tarafından esir alındı. Hemedan'a varan Alparslan amcası Tuğrul Bey'i kurtarmış ve İbrahim Yinal'ı ona teslim etmişti. Tuğrul Bey, devlet için çok ciddi bir tehlike meydana getiren İbrahim Yinal ve yeğenlerini feda etmeye mecbur kaldı. Hanedan azası oldukları ve eski Türk ananesine göre kanları akıtılamayacağı için yayın kirişiyle boğdurulmalarını emretti. Tuğrul Bey, Hemedan'da devletin en büyük sarsıntısıyla uğraşırken Basasiri de Bağdat'a yürümüş ve hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Şii bayrakları ile Bağdat'a girmişti. Abbasi halifesi esir edilerek hutbe Şii halifesi adına okundu. Uzun bir aradan sonra Bağdat'ta tekrar Şii ezanları okunmaya başlamıştı. Şiiler Bağdat'ta Sünnilerin evlerine girerek taşkınlıklar yapmaya başlayınca halkın önemli bir kısmı şehri terk edip kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. Ardından Basasiri Basra taraflarını istila ederek onları vergi vermeye mecbur bıraktı. Bu sıradaydı ki Tuğrul Bey'in İbrahim Yinal'a karşı zafer kazanmış olduğu ve İbrahim Yinal'ın idam edildiği haberi Basasiri'ye ulaştı. Basasiri korkuya kapıldı. Halbuki İbrahim Yinal'ın zafer kazanacağından çok emindi. Derhal gücünü toplayan Tuğrul Bey ordusuyla Bağdat üzerine harekete geçti. Kanun 1059 tarihinde Tuğrul Bey ve ordusunun Kasr-ı Şirin'e vardığı haberini alan Basasiri bir yıllık işgalden sonra Bağdat'ı terk edip kaçtı. Şimdi Şiiler yerine Sünniler intikam almaya başlamıştı. Mahalle ve çarşılarda Şiiler Sünniler tarafından kovalandı ve şehri terk etmek zorunda kaldılar. Tuğrul Bey ordusu ile Bağdat'a girdi ve halifeyi tekrar kurtardı. Halife sultana çok dua etti ve kılıcını ona kuşattı. Şairler bu mübarek kurtuluş münasebetiyle halifeyi ve sultanı tebrik eden kasideler yazdılar. Sultan Tuğrul Bey Bağdat'ta nizamı kurduktan sonra ordusu ile Basasiri üzerine yürüdü. Basasiri Suriye'ye kaçacağı sırada 18 Kanun 1060 yılında askerleri ile birlikte öldürüldü. Bu netice alındıktan sonra Bağdat'a dönüşte halkın sevinci sonsuzdu. Halk sokaklara dökülüp şenlikler yaptı. Halife, sultan ve beyler için büyük bir ziyafet tertip etti. Böylece halifelik ve ehli sünnet İslam kurtulmuş, eski kudret ve ihtişamı tekrar kazanılmıştı. ...1060 yılı Tuğrul Bey için çok zor ve hüzünlü bir yıl olmuştu. Zira Tuğrul Bey'in en sevdiği iki kişi, kardeşi Çağrı Bey ve zevcesi Altuncan Hatun bu sene peş peşe vefat etmişti. Tuğrul Bey özellikle hanımının ölümüne çok üzülmüştü. Hanımı vefat ederken sultana, halifenin kızı ile evlenip dünyada olduğu gibi ahirette de şereflenmesini tavsiye etmişti. Zira Selçuklular nezdinde halifelik makamı ve mensupları çok şerefli ve itibarlıydı. Gerçekten de Tuğrul Bey, halifenin kızı ile evlenmek ve halife ile akraba olmak istemişti. Bağdat'ta büyük bir düğün merasimi yapıldı. Düğünden çok kısa süre sonra sultan hastalanarak yatağa düştü. 6 ay süren bu hastalık neticesinde Eylül 1063'te
70 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Tuğrul Bey adil, hakşinas ve dindar bir hükümdardı. Haftanın her pazartesi ve perşembe günlerini daima oruçlu geçirdiğini kaynaklar ittifakla kaydederler. Alimlere ve din adamlarına sevgi ve saygı onun tabiatı haline gelmişti. Böylece Tuğrul Bey, ehli sünnetin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dönemde ortaya çıkarak ehli sünneti muhafaza etmiş ve İslam dünyası hakimiyetini Araplardan alarak Türklerin eline vermiş ve bu mirası ve cihan hakimiyeti idealini Selçuklu ve Osmanlı sultanlarına bırakarak vazifesini tamamlamıştı. Allah kendisine rahmet etsin. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, görüyorsunuz ki Tuğrul Bey hem dünyanın hem ahiretin yani dünya sultanı öyle diyelim ve çok muazzam bir insan, çok önemli bir insan. Tabii ki yani o Büyük Selçuklu Osmanlı Büyük Selçuklu Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde çok önemli insanların kendisini örnek alarak yetişmesine vesile olan bir insandır Tuğrul Bey. Çok çok muazzam bir insandır. Tabii ki bizim videomuz burada bitmiyor. Yani konumuz burada bitmiyor Tuğrul Bey ile ilgili. Tuğrul Bey ile ilgili daha 5-6 tane video gelecek. Onu da size belirtelim. Yani bu sadece Tuğrul Bey'in vefatına kadar olan kısmı bir ele aldı. Ne izlettiğim video. Yoksa tabii ki bizim Tuğrul Bey'in hayatını bitirmek gibi, yani şu anda bitirmek gibi bir planımız yok. Tuğrul Bey'in hayatı ile ilgili bakın önümüzdeki videomuz Çağrı Bey ve İnanç Yapgu. Ondan sonraki videomuz Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi. 2 oldu bakın. Ondan sonraki videomuz Selçuklu Sultanlığı ve İslam Halifeliği. 3 oldu. Ondan sonraki videomuz Şiilerin Taarruzu. Tuğrul Bey'in Dünya Sultanı ilan edilmesi. 4 oldu. Ondan sonraki videomuz Şehzade İsyanları. 5 oldu. Ondan sonraki videomuz Bağdat'ın Kurtarılışı ve Kurtarılmasının İsyanı. 6 oldu. Ondan sonraki videomuz Tuğrul Bey'in evlenmesi ve son günleri 7 oldu. Yani toplamda Tuğrul Bey'le ilgili daha 7 tane video gelecek değerli dostlarım, değerli kardeşlerim doğal akısı içerisinde. Evet, o zaman gelin kapanışımızı yapalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Tuğrul Bey'in merkeziyetçi faaliyetlerini ele alıp Tuğrul Bey devlet teşkilatında merkeziyetçi ne tür faaliyetlerde bulundu? Devlet teşkilatını tek elden yönetilen merkez bir imparatorluk haline getirmek için ne tür çalışmalarda bulundu, ne tür hizmetlerde bulundu? Bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Çağrı Bey ve İnanç Yapgu konusu olacaktır. Bir önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Çağrı Bey ve İnanç Yapgu konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan söz verdiğimiz gibi, yani önümüzdeki videomuzda tekrardan söz verdiğimiz gibi sizlerle birlikte Çağrı Bey ve İnanç Yapgu konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce bu konuyu incelemeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomuz yine doğal sınırımız olarak kabul ettiğimiz 45 dakikaya ulaştı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videomuzda Çağrı Bey ve İnanç Yapgu konusunu ele alacağımız videomuzda, bu konuyu ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalışacağımız videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.